Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle HP Victus 15'i hem oyun performansı anlamında hem de dizayn anlamında değerlendireceğiz. Başlamadan önce ürünümüzde AMD'nin Ryzen 5 5600H işlemcisi bulunmakta ki bu işlemci 6 çekirdek 12 izleye sahip ve 4.2 GHz gibi bir boost hızına erişebiliyor. 7 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş olan bu işlemci daha serin ve daha sessiz çalışma ortamlarını sizlere sunabiliyor. 16 MB L3 cache belleği var ki bu da ne kadar performanslı bir işlemci olduğunu öne vuran ayrıcalıklı unsurlardan bir tanesi. Devam ettiğimiz zaman 2x8 16 GB DDR4 3200 MHz'lik RAM olduğunu ve depolama yönetiminde ise bizlere 512 GB M.2 SSD'ni karşıladığını söyleyebiliriz. Maksimum 32 GB'a kadar RAM'i arttırabildiğinizi de belirtmek isterim. Ekran kartında ise 4 GB ayrılmış belleğe sahip olan GDDR6 Radeon RX 6500M harici grafik kartı ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ki bu ekran kartının performans değerlerini biraz sonra sizlere oyun testleriyle de sunacağım. Monitör özelliklerimizde ise Full HD 144Hz 15.6 inç diagonal bir ekran bizleri karşılıyor. 9 milisaniye tepkime süresi, IPS ve 250 nit olan bu monitör gerçekten performanslı bir deneyimi bizlere sunacak. Victus'un dizaynına baktığımız zaman şık bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten performans odaklı bir soğutma yapısı var. Aynı zamanda arka aydınlatmalı klavyeleriyle de sessiz ve serin çalışan bilgisayarımızla geceler uzun, oyunlar keyifli olabiliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz oyun performanslarına geçelim önce. Ardından tekrar özetleriz. Hostage taking, guys. Whoa, what is up with that glowy stuff on your hands? You guys, ghosts? Never fought a ghost before. I mean, I've fought specters, but, you know, technically specters aren't ghosts. All ghosts are specters, but not all specters are ghosts. You know what I mean? Seems like this is an energy thing, not a ghost thing. All good. Fight a ghost stays on the old bucket list. Huh?
Daily cardio, check. Huh, looks antique. I think I know someone who could help track down where this came from. Thank you.
do? Thank you.
estaría aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Hey Nathan! Söyle. Kara göründü. Ne diyorsun buna? Bayağı iyiymiş diyorum. Üzülmeni bir saniye alsana.
Farkında mısın? Tüm bu koşturmacadan ve atlattığımız badirelerden sonra düşündüm de şöyle bir ara vereyim. Bunca şeyi başardığımız için bir kutlama yapamadık seninle. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Dinle ufaklık. Elena zamanla affedecektir. Öyle bir hazineyle geri döneceğiz ki kim onu affeder? Bilemiyorum. Düşünüyorum da galiba bunu ona birçok kez yaptım sen. Hayalimdeki biraz daha büyüktü. Evet ama kesinlikle doğru yerdeyiz. Ben yanlışabileceğiniz bir yerdeyim. En azından bir ada var, değil mi? En azından bir ada var. İnsan yapımı şeyleri için gözüne çıkıyor. Dostlar mı ya? Tabii. İster misin bir dersaniye küçük bir sahil gibi çeksin? Evet, bence de bir ağaç edilir. Sen şuna bir bakalım. Bana uyar. İhmaller. Önceki bir keşiften kalma. Tamam. Ne buldun orada? Dön. Bunu dönsün torunu yazmış. Yani mantıklı. Bana ne kadar sahteydi. Sizinle aynı yıkıklarını takip ediyorum. Sen, hadi gidelim. Tamam, beni bekle. Ne? Yukarıda. Evet, işte bu kesinlikle insan yapımı. Korsan yapımı. O kuleye bir yol bulalım. Evet. Eski bir gözlem kulesi gibi. Pekala, hadi bakalım.
Sen bu taraftan. Bu bir çeşit sembol. Şuna okunabilir. Bu nasıl? Senden öğrendiğim bir şey varsa o da her şeye basma. Şuraya bak. Aynı sembol. Yok. Hadi nereyi gösterdiğini bulalım. Evet.